Hayat Vardan herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine şöyle sıcak bir gün. Yani gerçekten artık yaz kavurucu sıcakları kapımızı çaldı. Güzel bir gün. Ee, özellikle bugün tabii ki 15 Temmuz olmasa bile de birçok yerde de resmi tatil var. Hazır bahsetmişken de tabii bugün önemli bir gün. Ee, tam 5 yıl oldu ülkenin e, azmin elinden ve hainlerin elinden kurtulamayacağını ispat etti tam 5 yıl geçti. E, 15 Temmuz Birlik Beraberlik Dayanışma günümüz hepimize e, kutlu olsun. Tabii artık bu, e, yani şöyle söyleyeyim, biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. E, Ecdadımızdan bu zamana kadar gelen şehitlerimize her zaman yad ediyoruz. 5 yıl önce e, bu direnişte e, kendini vatan uğruna meydanlara çıkıp şehit olan tüm herkese de ee, tekrar buradan iade etmiş olalım. Ee, gazilerimiz var tabii ki ee, onlara da buradan tekrar minnettar olduğumuzu bir kez daha söylemiş olalım. Tabii 15 Temmuz bayram telaşı böyle gerçekten manevi ve dini anlamda güzel duyguları yaşadığımız bir haftayı geçiriyoruz aslında. Ve diyoruz ya her zaman milletin direnişi, milletin azmi ve milletin zaferini Yıllar önce ecdadımızda gördüğümüz gibi yıllar sonra tekrar gördük. E, ülke içinde ve ülke dışında bütün düşmanlarımızı e, nasıl yere serebileceğimizi göstermiş olduk. Bir kere daha bunun gururunu hepimiz ülke olarak yaşıyoruz. Tabi dediğimiz gibi bir taraftan da Kurban Bayramı heyecanı evlerde ve kıymetli Muhammed Şen hocamla istedik ki bugün Kurban Bayramı'ndan konuşalım ve güzel de bir başlık attık. İsmailci Adanış Kurban. Bugün kurban konusunda konuşacağız. Sizlerin de soruları varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah'a hamd ederiz, şükür ederiz. Siz de iyi misiniz? Allah şükürler olsun hocam. Size Allah mühendisi sağlık olduk. versin Amin. cümlemize. Cenab-ı Allah vatanımızı, birliğimizi, devletimizi, milletimizi daim etsin. Amin inşallah. İnşallah 15 Temmuz'da şehit olan, Osmanlı ecdadımızın kanlarını taşıyan cümle şehitlerimize Mevla Teala rahmet eylesin. İnşallah gazilerimize de Rabbimiz... E, şifalar ihsan eylesin, güzel Aa. hayatlar eylesin. Tabii ki yani 15 Temmuz'da e, salalar silah seslerini susturdu. Öyle değil mi? Evet. Salalar gerçekten silah öyle. seslerini susturdu. Tankları durdurdu ve bu asil millet ve bu yani ecdadın torunu olan Osmanlı ecdadın torunu olan bu asil milletimiz gerçek manada millet olarak darbecilere destansı bir darbe vurdu. Onlar darbe yapacaklardı ama hani milletimiz öyle bir direniş gösterdi ki darbecilere müthiş bir darbe vurdu. E çünkü yani bizim sloganımız belli. Bizim bu hayatta niye var olduğumuz belli. O yüzden eskilerimiz demişler ki canımızı verirsek cennet bizim. Evet. kanımızı verirsek devlet bizim. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Zalimlere, hainlere ve destekçilerine, yandaşçılarına da fırsat vermesin. Kim bu vatan için çalışıyorsa, kim bu vatanın selametliği için bir gayret ve çaba içerisindeyse Cenab-ı Hak Hazretleri cümlesinin yardımcısı olsun zalimlere de fırsat vermesin. Rabbim bir daha böyle günlerde göstermesin Amin. bu millete, i̇nşallah. bu ümmete inşallah. inşallah. Yani içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan Rabbim hepimizi korusun. Tabi bilmiyoruz. Amin. İçimizdeki düşmanları da bilmiyoruz. Ee, dışarıdaki düşmanlardan tabii ki millet olarak biz Türk milleti olarak topyekün hareket etmeyi en iyi başka toplumlara göstermiş. Dediğiniz gibi Osmanlı'dan bu tarafa başka toplumlara göstermiş bir milletiz aslında. Şimdi Sibel Hanım İbni Haldun mukaddimesi var. Çok da güzel bir eserdir. Özellikle böyle devlete, yönetime yani nasıl olması gerektiğine meraklı olan genç kardeşlerime de tavsiye ederim İbni Haldun'un mukaddimesi. Orada diyor ki coğrafya kaderdir. Çok doğru. Ve biz şükrediyoruz ki böyle bir coğrafyada böyle bir ecdadın torunları olarak. Yani biz 15 Temmuz olduğu zaman bundan 5 yıl evvel Umre'deydik. Hmm. Ramazan Umre'sine gitmiştik. Sonrasında da bir 10-15 gün kadar daha Mekke-i Mükerreme'deydik. Şöyle bir anımı kısaca söyleyeyim. Tabii ki. Vereyim. Seve seve hocam. Ee, Kabe'den gelmiştik. Ee, odamızdaydık. Kapımız çalındı. Kapıyı açtık. Ee, bizim, bizi götüren şirketin sahibinin hanımı geldi. Hocam dedi böyle böyle darbe olmuş Türkiye'de. Ee, ya dedi yani Türkiye yanıyor. Tabii ben 28 yaşındayım. Ömrümde de çok bir darbe görmedim. Neyin ne olduğunu da anlamadım başta. Sonra hemen aşağıya indim. Tekrar umrecilerimizle beraber toparlandık. Ben de onların görevli hocalarıydım. Kabe'ye tavafa gittik. Hacet namazı kılmaya gittik. Hı hı. E, milletimizin üzerindeki kara bulutların kalkması için. Sonra biz orada hacet namazı kılıp böyle Kabe'ye karşı gece de bir vakitti. Dua ederken e, bir tane böyle yabancı bir amcamız orada bizim yanımıza geldi. O da Arapça dua etmeye başladı. Dedi ki Allah'ım Türkiye'ye yardım et. Bunlar Osmanlılar. Eğer Allah'ım bunlar giderlerse ümmet gider. Yani ümmeti toplayacak olan, Müslümanları bir çatı altında toplayacak olan, yani tabiri caizse Müslümanların son kalesi, İslam'ın son karakolu olan Memleket Türkiye'ye Arabi bu millete, bu Osmanlı'nın torunlarına yardım et diyerek yabancı, dilimizi bilmeyen bir amcamız orada ağlayarak bizimle beraber dua etti. Yani belki hani biz genel olarak bazen Suriyelilere kızıyoruz. Niye bu kadar yardımlar yapıldı? Mesela geçen bir veliye dedim ki çocuğunuzu niye kursa yollamıyorsunuz dedim. Devlet dedi Suriyelilere habire tablet dağıtıyor. Bize bir şey vermiyor. Biz de kızdık, yollamıyoruz çocuğu dedi. Yani ona da üzüldüm. Doğrusu da belki bizim Suriyelilere kapı açmamız, belki bizim garibanların yani bugün sesi çıkmayan ve çile çeken Müslümanlara Türkiye'nin ses olmasıyla Cenab-ı Allah bize böyle bir güzellik, böyle bir lütuf bahşeyledi. Rabbim inşallah bizleri istikametten ayırmasın. Abi, İslam'ın inşallah. son karakolu Türkiye. Evet. Ve tüm ümmet Türkiye'den umutlu. Yani tüm İslam coğrafyaları kan ağlayan, çile çeken, işkence gören ne kadar Müslüman coğrafyalarımız varsa hepsi gözlerini Türkiye'ye çevirmiş ve Türkiye'den yardım beklemekte. Allah bu milleti hiçbir zaman zayi etmesin. Cenab-ı Allah milletimizin ezanlarını susturmasın. bayraklarını Amin. indirmesin. Hani Mehmet Akif'in deyişiyle millet Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın inşallah. İnşallah. Evet. Allah bir daha hiç kim böyle sıkıntılar böyle Amin. dertler, kederler. Amin. Zalimlere yüzüne... fırsat vermesin. Amin. Zalimlerin zulmünü kendi başına çevirsin. Yani müminler, ümmet olarak insanlar çaresiz kaldılar. Rabbim ebabillerini yeniden göndersin ve bu ebabillerde de biz Müslümanları önce etsin. Yani evet dua edeceğiz, seherlerde uykularımızı böleceğiz ama Müslüman birilerinin rahatını bozan insan demektir. Allah üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmek, buna göre bilinçli evlatlar yetiştirmek. Yani bir düşünün biz öyle bir milletmişiz ki hani Z kuşağı falan diyorlar bazıları evet. eleştiriyorlar ama Z kuşağında bile neler var. Biz elimizdeki sapanla uçağa kafa tutmuş insanlarız. Yani bu göğüslerdeki iman, bu vücudumuzdaki, kanlarımızdaki, bu vatan bilinci, millet bilinci olmasa inanın bu olmaz. Bizim peçeli, çarşaflı ablalarımız binmişler kamyonlarına. Hiç değilse bu yolda ölürüz demişler. Bir annemiz aramış oğlunu demiş ki oğlum demiş darbe oluyormuş hemen demiş köprüye gideceksin orayı kapatıyormuş işte insanlar. Ya şehit ol ya da eve gelme istemiyorum demiş. Yani vatan için öldün öldün bugün. Yani bu işte bu milletimizin ...bu Türkiye'mizin ne kadar bereketli, ne kadar e, dolu dolu olduğunu gösteriyor. Allah e, bizlere merhamet etsin. Amin. Allah içimizdeki bu vatan şuurunu, e, yani vatan sevgisi de imandandır. Allah bizim vatana olan sevgimizi, hassasiyetimizi, bağlılığımızı artırsın inşallah. Amin. Gerçekten öyle. Vatan sevgisi imandandır. Kesinlikle. Ee, onun için gerçekten bu şuurla yetiştirmek çocuklarımızı vatana, millete... ...en önce büyükler derler ya, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun büyük sözüdür, büyük duasıdır. Gerçekten öyle. İnşallah evlatlarımız vatanına, milletine hayırlı birer evlat olsun. Amin, amin. Vatanın başına dert olan değil, ülkesin başına dert olan değil, vatanı için güzel işler Tabii yapan. Tabii ülkemiz adına çığır açacak yani çok bizim ihtiyacımız var. Mesela geçen bir arkadaşım dedi ki bana işte çocuğumu dedi hafızlığa vereceğim. Dedim ki hafızlığa ver ama iyi de bir mühendis olsun, iyi bir doktor olsun. Yani bizim çok ihtiyacımız var. Yani Türkiye'mizde bir çığır açacak öyle değil mi? Artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani herkes Türkiye'yi biliyor, herkes Türkiye'yi duyuyor. E diğer anlamda da mühendislik alanında, tıp alanında, her alanda bizim iyi Müslüman gençlere, bireylere çok ihtiyacımız var. Ben de malumunuz elektrik elektronik mühendisi olduğum için zaman zaman mühendis kardeşlerle, okuyanlarla e, üniversitelerde dersler yapıyoruz. Yani onlarla her zaman şunu konuşuyoruz. Evet biz mühendis olacağız ama imanlı bir mühendis olalım. Yani Türk bayrağına hizmet eden, vatanına hizmet eden yani ben bilinmişim, ben çok maaş almışım önemli değil ama benim Türkiyem bilinsin. Türkiyem gündem olsun dünya çapında diyen gençler olması için de elimizden geldiğince beraberce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah hepimize yardım etsin. Cenabı Allah yaptığımız işi en iyi şekilde vatanımız adına yapmakla bizleri şereflendirsin. İnşallah. Dediğiniz gibi e, ismimiz Müslüman hem işini iyi yapan hekimlerle e, yurt dışında dünya genelinde her yerinde inşallah ülkemizin adı da bu şekilde ilim irfan yuvası olarak ki görüyoruz. E, siz de hocam üniversite camiasının içindesiniz. Yurt dışından birçok kişi buraya üniversite okumaya ya, geliyor. Evet. Yani burada eğitim almanın önemini vurguluyor işte ülkenin e, insanları hani bizde o misafirperverlik ee, gelen insanlara sahip çıkma bunları hep dile getiriyorlar. Ben özellikle e, yüksek lisans yaptığım okulda yabancı uyruklu e, arkadaşlar var onlara soruyorum. Diyorlar ki hem İslamiyet'i rahatlıkla yaşayabildiğimiz bir şehir Konya için, ülke e, hem de eğitim anlamında çok iyi yerlere gelebileceğimiz. Yani biz inşallah gençlerimiz de bu şuurda olsun. Geçenlerde bir böyle konferans yaptık Zoom üzerinden ee, İstanbul'da bir özel üniversiteyle Orada arkadaşlar katıldılar. Tabii onların da görüntüleri oluyor ZUM'da. Böyle zenci bir arkadaşımız da katıldı bizim konferansımıza. Bizim konferansımızda yani İslam'da kardeşlik, Kur'an'a göre kardeşlik gibi başlıklar inceleyecektik beraberce. Sonra siyahi bir arkadaş derse o da geldi. Sonra çok da güzel Türkçe konuşuyor. Burada 3 yıldır kalıyormuş, hazırlık okumuş vesaire. Efendime söyleyeyim. Dedim ki yani Türkiye'yi seviyor musun dedim. Hani vatanını özlüyor musun ya da dedi ki e tabi hocam vatanı özlüyorum dedi. Ama yani Türkiye o kadar güzel bir yer ki dedi. Hani siz bizim oraya gelseydiniz siz de bizim orada bir konuşmacının yanına katılsaydınız size böyle bir söz vermezdi önce beyaz diye dedi böyle bir bakardı. Ama dedi Türkiye'de renkmiş dilmiş dinmiş hiçbirisi yok dedi. Evet, yani mesela. ben zaman zaman dedi üniversitenin işte kantinde oturuyorum. Arkadaşlarım benimle sohbet ediyorlar. Yemeğe gideceklerse beni çağırıyorlar. Hatta dedi tatile gidecek olanlar bana sen de gel dediler. Ve dedi ben hani burada şunu gördüm dedi. Hani dinin ne? Dilin ne? Irkın ne? Sen kimlerdensin? Hiç böyle bir şeye rastlamadım hocam dedi. Yani Türkiye gerçek manada bir anne gibi herkese, her kesime yani kim olursa olsun hani hep diyoruz ya Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla efendim Alevisiyle, Sunnisiyle, Hanefisiyle Türkiye herkese kucak açıyor. İşte birbirimize saygı çerçevesinde birbirlerimizin sınırlarını zorlamadan Güzel cennet bir yurt yani. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda diyor ya Akif'imiz. Yani gerçek manada cennet gibi bir vatan ve yerin altı da dolu bir vatan. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz savaşın birisinde kafirlere dönüyor diyor ki asla eşit değiliz diyor. Asla eşit değiliz. Çünkü sizin ölüleriniz cehenneme gidiyor, bizim ölülerimiz cennete gidiyor diyor. Yani biz toprağın altında da kazanıyoruz diyor. Evet. Türkiye'miz böyle yani adım adım gezilse toprağın altında bile nice maneviyatların olduğu, dolu olduğu bir çanak kalemizi düşünün. Öyle değil mi? Nasıl bir... Yani diyorlar ki biz artık tamam iki saat sonra İstanbul'da kadehlerimizi tokuşturabiliriz. Ama oradaki komutanın gördüğü bir rüya ile rüyasında Efendimiz'i görüyor. Bazı harfler görüyor. Uyanıyor masada uyumuş zaten. Askere diyor ki bunun yorumu ne olabilir? Askerler rüya yorumundan anlayan var mı? Birisi diyor ki efendim işte bu 26 harfine şey rakamına denk gelir diyor. Bizim diyor işte cephaneliğimizde var mı böyle bir şey? Eski diyor şeylerimiz var mayın bombalarımız var. Ha, o zaman diyor onları cepheye böyle sereceğiz ve bir savaş kazanılıyor. Yani bu sinedeki yüreklerdeki imanın bir göstergesi. Ve hamd ediyoruz ki aynı ecdadın torunları 15 Temmuz'da da yani vatan için, millet için gerekirse ölürüz dedik ve sokağa çıktık. Öyle değil mi? Evet. Günlerce biz sokaklarda bekledik. Yani Allah bu ümmete, bu millete zeval vermesin. Allah Aynen. Türkiye'mizi Türkiye'mize hizmet eden yöneticilerimize de Cenab-ı Allah hayırlı zaferler hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Zalimlere de fırsat vermesin inşallah. Evet biz diyoruz her cins e, insan başımızın tacı işte dediğiniz gibi çerkezdir. E, gürcüdür hiç önemli değil. Yeter ki içimizden hainler çıkmasın. Kesinlikle. Biz hiç kimsenin e, dilinde, dininde ya da herhangi bir işte tenin renginde değiliz aslında. Tüm Aslında insan olarak da böyledir. Yeter ki içimizden hainler çıkmasın. E, yeter ki vatanımızın dirliğini, birliğini hiçbir zaman e, bozmasın hiç kimse. Kendi içimizdekiler de dışımızdakiler de. Şimdi hocam e, geçen ben hazır e, yeri gelmişken, aklımdayken söyleyeyim. Hadim tarafına çekime gittim. Orada böyle e, teyzelerimiz, amcalarımız Hazreti Hadim Hazretleri'ne siz için de dua ettim. Ve tüm Allah izleyicilerimiz olsun. için de dua ettim inşallah. Programımız ilerleyen haftalarda sizlerle buluşacak. Onun duyurularını da yaparız tabii ki. Ee, Hazreti Hadime Hazretleri gerçekten benim çok ilgimi çekti. Ee, i̇nşallah belki bir programda da konuşuruz hocam neden olmasın. İnşallah çok güzel olur. Ee, gerçekten çok maneviyat aldığım farklı bir atmosfer, farklı bir yer gitmeyenler varsa da tavsiye ederim. Orada da gelenler yaşlı işte Konya'mızdan belli yaş üstünde gelen misafirler vardı. Özellikle hiçbir programı kaçırmadıklarını artık evin oğlu oldu dediler hocam. Allah razı olsun. Yani üzerlerine, üzerimde kalmasın selamları evimizin oğlu oldu dediler. Allah Muhammed hocamızı razı olsun. oğlumuz evladımız gibi hoş geldin diyoruz buyur ediyoruz. Biz sesleniyoruz o bizi duymuyor ama biz onu duyuyoruz dediler. Ben de onları kalpten duyuyorum çünkü diyorlar ki minel kalbi ilel kalbi sebila kalpten kalbe bir yol var. Ben de buradan büyüklerimin ellerinden küçüklerimin de kalbinden hürmetle muhabbetle öpüyorum. Allah inşallah bizleri sevsin sevdirsin ve sevindirsin. İnşallah. Ve bizi iyilere sevdirsin Rabbim. Buradan da tüm hadimlere, orada olanlara ve bizi Türkiye'nin ve dünyanın neresinden izlerlerse. Mesela geçenlerde e, Almanya'dan galiba bir dinleyicimiz bana yazdı dedi ki biz hiç kaçırmıyoruz Kon Sizinle tanıdık, çok izliyoruz. İşte sizi de tanıdık. E, derslerinizi takip ediyoruz. Hocam dedi gezeceğimiz yerlere, uğrayacağımız akrabaların en başına sizi ekledik dedi. Aa, yani Türkiye'ye ya. gelince Özellikle dedi Konya'ya geleceğiz Kayserililermiş. Konya'ya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz dediler. Yani bu muhabbet, bu birliktelik Rabbimiz bozmasın. Aha, Allah inşallah. bizi de mahcup etmesin. Yani ben hep onun için dua ediyorum. İnşallah Rabbimiz nasıl başladıysak bu çizgide, bu doğrultuda devam edip son nefesimizi de bu uğurda vermeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah. Dün de ben bir genç kardeşimle karşılaştım bir yerde. Çarşıdaydım. Efendim arkadaş şöyle baktı bana hocam dedi ekranda hani te ekran yüzün var senin ne kadar doğalsın dedi. Ya ne olacak dedim otur beraber ayran içelim filan dedi ki vallahi hocam dedi hakikaten demek ki seni dedi insanlar bu yüzden seviyorlar dedi. Yani karşı tarafa karşı hani dışarıda da ben aynıyım burada da aynıyım. Yani hiçbir zaman ulaşılmayan işte menajerime arayın diyecek. Allah bizi öyle birisi yapmasın. Her zaman insanlar bir mesajla bize ulaşabilsinler. Allah zalimlere, hainlere, nefsani düşünüp de bize saldıranlara da fırsat vermesin. Amin. Tabii. İnşallah. Allah hepimizi kötü gözlerden korusun Amin. diyelim. Reklama gidelim. Peki. Tabii kurban ibadetinden konuşacağız. Çok değişik bir kurban konuşacağız bugün. Merak ediyorum bence. Zaten başlığımız çok farklı evet. bir başlık. Hepsini detaylıca konuşacağız. Bu arada tabii diyoruz ya ekran fotoğraflarınız bizim için önemli. Hadi WhatsApp'tan ekran fotoğraflarınızı bizlere atın. Sonrasında hemen geliyoruz. Kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ee, ve gerçekten programımızın ilk bölümünde güzel konu başlıklarını, detayları konuştuk. Ee, tekrar söylemiş olalım. Rabbim inşallah vatanımızı, milletimizi korusun. Bu arada KONTV'de de e, naklen yayınları olacak onu da söylemiş olalım. Ekibimiz bir taraftan da Mevlana Meydanı'nda e, programlar olacak. Takipte kalmayı da devam edin diye de söylemiş olalım. Şimdi hocam ya nasıl geçti zaman bilmiyoruz. Daha dün Oruç tutuyorduk daha ya. dün e, son teravih namazı diyorduk son e, oruçlarımız diyorduk bayram sabahı diyorduk. Tabi biraz Ramazan bayramına buruk girmiştik sevdiklerimize bir arada olamamıştık belki ama şimdi kurban bayramı ne çabuk geldi. Rabbim inşallah ulaştırsın. İnşallah. E, ömrü olana nefes alıp verene zaman geçiyor gerçekten öyle hani göz açıp kapayıncaya kadar derler ya büyükler tam olarak öyle. Allah'ım inşallah yine güzel bayramlara ulaşmayı hepimizi nasip eylesin. Şimdi hocam çok güzel bir başlık dediniz ki İsmailce adanış kurban ibadetinden konuşacağız. Evet. Ve farklı bir boyuttan ele alacağını evet. söylediniz. Bakalım neler bekliyor Şimdi bize. Şöyle başlayalım Sibel Hanım. Geçen yıl da galiba Medine-i Münevvere'deki kurbanı konuşarak evet. idrak etmiştik tekrara düşmeyelim diye yeni şeyler söylemek lazım. Canız lazım diyor Mevlana Hazretleri biz de yeni şeyler söyleyelim. Şimdi bizim Allahu Teala'nın bize emrettiği ibadetlerin bazı sembolleri var. Mesela namazın kıyam, kıraat, rükû gibi bir şeyleri sembol ediyor. Veya dini olarak baktığımız zaman minare yani içinde yaşanmıyor, içinde oturulmuyor ama minare İslam'ı, burada Allah'ın evinin olduğunu, burada insanların Allah'a ibadet ettiğini simgeliyor, sembol haline alıyor. Şimdi kurban ibadetine baktığımız zaman kurbanı Cenab-ı Allah pek çok yerde anlatıyor. Onların eti, kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız ulaşır diyor. Fesallile Rabbike ven diyerek işte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor Kevser Suresi'nde. kurbana baktığımız zaman yani kurban Allah'ın şiarlarından bir şiardır. ve kurban hakikatte Allah'a yakınlaşmanın sembolüdür. Dedik ya her şeyi aslında yani sembolleri var İslam'ın. Bu sembollerin de ifade ettiği, temsil ettiği bazı manalar var. Yani maddeden manaya bir geçiş var İslam'da. Bir görünen var, bir de görünmeyenin, görünenin arkasında görünmeyen var İslam'da. Böyle baktığımız zaman kurban zaten kurbet yakınlıktan gelmekte. Ve efendim kurbanın maksadı ve gayesi yani biz et bayramı olarak göremeyiz kurbanı. Yani işte hayvanın iyisini alalım, kilolusunu alalım. İşte ne kadar et çıkarmış. Bunun hesabını göremeyiz. Çünkü kurbanın temsil ettiği mana Allah'a yakınlıktır. Allah'a yakınlıktır. Mesela kurbanın tarihine baktığımız zaman ilk kurbanı Adem babamızın iki oğlu kesmiştir. Habil ile Kabil. Allah Teala ayet-i kerimede anlatıyor bize diyor ki bana yakınlaşmak için, bana yakınlaşmak için bir şeyler yapın. İki tane oğlu var. İkisi anlaşmazlığa düşmüşler. Habil ile Kabil ve ikisi de kurban kesiyorlar bir Habil de kesiyor kurban, Kabil de kesiyor. Habil şöyle bakmış sürülerine en sevdiği, en gözüne hoş geldiğini tutmuş, Allah için kurban etmiş, onunki kabul edilmiş. Ama Kabil en cılızını, en işe yaramazını, en çok gözden çıkardığını kurban etmiş, onunki kabul etmemiş. İlk kurban. Evet. Yani demek ki biz buradan şu mesajı alacağız, sevdiklerimizden vermek zorundayız. Kurban, sevdiklerimizden verebilmenin adıdır kurban. Tamam mı? Şimdi dinleyicilerimiz işte şu dişi çıkandan kurban olur mu? Boynuzu kırıktan kurban olur mu? Bunu merak edecekler. Büyük ihtimal bize de soracaklar. Onu Diyanetimiz, müftülüğümüzdeki bu işe yani emek veren, gece gündüzünü bu işe adamış, fıkıhtan çok çok daha iyi anlayan hocalarımızın işi onlar zaten çeşitli platformlarda anlatıyorlar. Biz biraz manaya odaklanalım. Yani kurban bayramı bize ne söylüyor? Öyle değil mi? Mesela bugün kimileri bunu et bayramı olarak görüyor. Kimileri bunu katliam olarak görüyor. İşte vay efendim diyor merhametli bir Allah'tan bahsediyoruz. Bu kadar hayvanı diyor niye boğazlatıyor? Halbuki kendisi takıntı çantası. Öyle değil mi? Bilmem hangi yarasanın, hangi timsahın bulunmaz bir derisi. Oraya takılmıyor ama iş İslam'a gelince, iş dine gelince bunu birilere eleştiriyor. Şimdi allah Teala Habil'in kurbanını kabul ediyor. Kabil'inkini kabul etmiyor. Çünkü Kabil gözden çıkardığını kesmiş. Habil ise en sevdiğini kesmiş. Kurban... Bize şunu söylüyor Sibel Hanım, Allah'la aramıza giren sevgileri, yani Allah gibi sevdiğimiz, çok abartılı bir şekilde sevdiğimiz e, sevgilerin gönlümüzden bağının kesilmesini istiyor. Yani diğer türlü e, zor bu iş. Kurban eşittir Allah'la aramıza engel olan sevgilerin gönlümüzdeki bağlarının kesilmesidir diyebiliriz biz. Yani her kurban kesen dinleyicimiz veya durumu olmayıp kesemeyen herkes Kurban bayramında kendisine şunu sorsun. Yani ya Rabbi ben sana daha iyi secde edebilecekken beni daha iyi bir secdeden alık olan, alıkoyan şey ne? Ben sana niye tam manasıyla secde edemiyorum? İşte ona engel olan şeyi kesmek eşittir kurban. Evet. Allah'a yakınlaşmak. Mesela Yahudilikte de var kurban. Hatta Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun suresi inek suresi demektir. Bakara inek öküz anlamına geliyor. Baktığımız zaman Allah Yahudilere diyor ki Beni İsrail'e bir kurban inek keseceksiniz. Sarı bir ineği kurban edeceksiniz. Çünkü diyor ki ve ushribu fi kulubihimul ajla onların gönlüne sarı inek sevgisi içirilmişti. Onlar sarı ineği Firavun'un sarayında görmüşlerdi. E, Apis putu deniyor buna ve ona tapıyorlardı. Yani ineğe tapıyorlardı. Ve Allah dedi ki onlara sarı olacak, işte ne çok yaşlı olacak ne genç olacak, orta seviyede bir ineği, sarı bir ineği keseceksiniz dedi. Yani Allah kurbanda bizden şunu istiyor, gönlümüze içirilen sevgiler ne varsa onları kurban etmemiz şart. Beni ahireti düşünmekten ne alıkoyuyor? Ahiret endeksli yaşamaktan beni hangi sevgi koyuyor? Diploma sevgisi mi, para sevgisi mi, akıllı ev sevgisi mi, sosyal medya mı, internet mi? Yani ne benim ahiret endeksli yaşamama engel oluyorsa, kalbim neyin sevgisini içtiyse kurban da biz bunu anlıyoruz. Kalbinden diyor onu kesip atacaksın. Bazen iş, ben işime aşığım diyor yani. Benim hayatım işim diyor. Sabah giderim, akşam gelirim sadece evde otel gibi uyurum tüm vaktimi, tüm emeğimi, tüm heyecanımı. Tatilim benim diyor dükkanda diyor. Şöyle oturup tezgahıma bakmak benim için diyor. Tatil hocam diyor. Ha demek ki senin kalbin işi sevmiş. Allah da diyor ki kurban o kalbindeki benden alıkoyan iş sevgisini kes. İbrahim Aleyhisselam'a ilk kurban biliyorsunuz. Dedi ki Habille Kabil'in. İbrahim Aleyhisselam'a geliyoruz. Yıllarca çocuğu olmuyor. Yıllarca olmamış. Bazı rivayetlerde 60 yaşında, bazı rivayetlerde 120 yaşında hmm. çocuğu olmamış. Allah vermemiş. Sonra dua ediyor. Sare validemizle evli, çocuğu olmuyor. Sonra Hacer validemizi bir yolculukta kendisine hediye ediyorlar. Yani orası da çok ilginç aslında. Bunu daha evvel de söylemiş olabilirim ama bir kez daha söyleyelim. Et tekrarul ahsen ve levkane 180 demişler. Tekrar iyidir ve levki 180 kere olsun. Şimdi Sare validemizle beraber yolculuk yaparlarken bu bizim bu Urfa yakınlarında. Hmm. Hatta amcanın birisinin hacı çıkmamış. Ondan sonra çıkmayınca sinirlenmiş. Allah demiş bu Nemrud'un belasını versin. Kahretsin Allah onu. Ya amca demişler şimdi Nemrud'un ne şeyi var? Yani senin haccın Kur'an'ın çıkmamasıyla ya öyle deme demiş. İbrahim Aleyhisselam buralardan sürgün etmeseydi bizim Urfa'ya yapacaktı Kâbe'yi. Biz de kolayca hac yapacaktık demiş. <laughs> Nemrut buradan sürdü, Tamekke'ye yaptı demiş. Şimdi Urfa'dan eziyetler oluyor. Ateş vesaire hani atı, ateşe atılma. Sonra Kudüs taraflarına gidiyor. Çocuğu olmayınca diyorlar ki burada bir zalim adam var ve diyor bu güzel kadınları kendisine alır. Onlarla birlikte olur. Eğer sen kocasıyım dersen seni de öldürür vesaire derken orada Sare validemizle o adam beraber olmak istiyor ama Sare valdemiz diyor ki beni bir bırakın bir Allah'ıma ibadet edeyim ben. Benim özel bir ibadet şeklim var sonra ve efendim orada Sare valdemizin ibadet iki rekat hacet namazı kılmasıyla o zalim adam ne zaman ki Sare valdemize yaklaşsın titriyor ve yere düşüyor korkuyor ve diyor ki bu kadın cinlilerden aman diyor bunu yollayın uzak memleketlere gitsin hatta yanına altınlar verin bir de diyor cariye hizmetçi verin Habeşli siyahi bir hanım olan Hacer validemize öylelikle veriyorlar. Sonra çocuk olmayınca Sare valdemiz yıllar geçiyor. Ey İbrahim diyor Hacer'le nikahlan ve senin soyun devam etsin. Çünkü evlatsızlıkla Rabbim kimseyi imtihan etmesin. Amin. Rabbim hayırlı salih ve salih evlatlarla dinleyicilerimizi de inşallah süslesin hayatlarını. Amin. Ve efendim İbrahim Aleyhisselam sonra Hacer validemizle evleniyor. İsmail isimli bir oğlu oluyor. İsmail Aleyhisselam daha kundakta yıllarca evlat hasretiyle yanmış bir babayı düşünün. Gönlünü çok kaptırıyor günümüz tabiriyle. Ve Allah diyor ki İbrahim, Hacer'i alacaksın. İsmail'i de alacaksın. Mekke'ye götüreceksin. Böyle dağın ortasında kuş kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere terk edeceksin. İşte bakın bazen bizim başımıza gelen imtihanlar da bizlerin lehine yani. Biz bilemiyoruz diyoruz ya. Sare validemize de Allah İsmail Aleyhisselam'ı verdikten sonra Hacer Aramız'a İshak'ı veriyor. Çok ağlamış, dua etmiş. Cenab-ı Hak İshak Aleyhisselam'ı verince... E tabi hanım psikolojisi diyor ki... Ey İbrahim ben bu kadını istemiyorum götür git. Benim çocuğum oldu nasıl olsa. Biraz da sürtüşmeler olmuş Sare validemizle Hacer Aramız arasındaki... Çünkü Hacer anamız elbisesinin arkasını uzun yapıyor yolda giderken. Hatta Araplar hala onu uykularlar. Arapların böyle cilbapları hanımların yerde sürünür evet, böyle. Evet doğru. Orada sorduğunuz zaman derler ki size sünneti Hacer bu Hacer anamızın sünneti derler. Çünkü Hacer anamız öyle çile çekmiş ki gözü korkmuş. Mekke'ye doğru giderken elbisesini uzun yapmış içine de taşları doldurmuş. Ayak izlerimi kaybetsin de arkamızdan bizi saregil bulmasınlar diye yani. Ve efendim bakın işte biz neyi seversek Gönlümüze neyin sevgisi içiriliyorsa Allah diyor ki onu kurban edeceksin. İbrahim İsmail'e sevgin düştü götüreceksin. Kundaktaki bir çocukla annesini tek başına Mekke'ye bırakacaksın. Oraya bırakıyor. Hacer anamız İbrahim Aleyhisselam giderken diyor ki Ey İbrahim bizi buraya getirmeni Allah mı emretti? Evet diyor ey Hacer. Buraya sizi getirmemi Allah emretti. Rüyalarımda böyle emrolundum. İşte Müslüman bir hanım diyor ki var git yoluna ey, ey İbrahim diyor. Allah kulunu zayi etmez. Allah kulunu zayi etmez ve efendim orada kalıyorlar. Zemzem çıkıyor. İbrahim İsmail Aleyhisselam 6-7 yaşlarına geliyor. Allah diyor ki ey İbrahim sen bize bir söz vermiştin. Şimdi sözünü yerine getir. Biz verdiğimiz sözü tuttuk. Sana bir erkek evlat müjdeledik. Sen de bize verdiğin sözü tut. Çocuk verirsen onu Allah yolunda kurban edeceğin demiştin. Kurban et. Diyor. İbrahim Aleyhisselam kundakta bıraktığı yavrusuyla hanımına bu sefer de ne için geliyor? Kesmek için geliyor çünkü. Saffat suresini lütfen dinleyicilerimiz özellikle elmalı tefsirinden okusunlar. Orada uzun uzun tefsiri var. Orada diyor ki ya bu neye? İnni ara fil menami ezvehuke. İşte ben diyor rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Ne dersin? Diyor ki o 7 yaşındaki İsmail babacığım. işte Allah'a adanmak bu. Yani Sorduğu tek şey şu Allah mı emretti? Allah emretti. Biz Allah'a adanmışlık dedik değil mi? Yani İsmailce adanış dedik kurbana. Yani biz bu kurbanda Allah'a kendimizi ne kadar adadık? Yoksa biz kendimizi çevreye mi adadık? Filan ne der falan ne der? İşte ya kredi kartıyla kurban kesenleri biliyorum ben. Niye elalem ne der biz de elin içinde keselim? E sen o kurbanı Allah için kesmedin ki. Kredi el alem kartıyla elalem için kesti. Yani velhasıl biz kendimizi ne kadar Allah'a adadık? Bugün bir ev yaptırsak evin boyasına verdiğimiz önem ne kadar sabah namazıyla cennette köşk inşa eder mümin sabah namazının ne e, gösterdiğimiz özen ne kadar yani biz Allah'a ne kadar adandık. O da dedi ki oğlum ben rüyamda böyle emrolundum. O öyle deyince İsmail Aleyhisselam der ki Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle babacığım emrolunduğun işi yap. Ne emredildiyse onu yap. Hatta tefsirlerimizde geçer der ki babacığım der. Ellerimi ayaklarımı bağla. Can havliyle belki böyle şey yaparım. Rabbimize karşı saygısızlık olmasın. Gözümü bağla. Zira belki can havliyle gözümden yaş akar. Sen de babasın, ciğerin sızlar. Allah'ın emrine belki karşı gelmiş oluruz. Gözlerimi bağla ki ağlayan gözlerimi görme. Yani Allah'a adanış bu. Evet birileri bizi bıçağın altına yatırmıyor ama birileri de bizi diliyle çok büyük hakaretlerin bıçağının altına yatırıyor. Kimimizi parasızlık bıçağının altında görüyoruz kendimizi öyle değil mi? Evet. Mesele o bıçağın altında gözyaşlarımızı Allah'a göstermemekte. İsmailce adanmak bu. Yani İsmail Aleyhisselam'ı Hacer Anamız Allah için bıçağın altına verdi... Ama bugün biz Kur'an'a, Kur'an kursuna veremedik çocuklarımızı. Yani biz adayamadık evlatlarımıza. Biz kendimize adayamadık, Rabbimize teslim olamadık. Hep bir yarın endişemiz var. En başta anlatandan başlayalım yani. İşte kurban adanmanın, İsmailce adanmanın adıdır. Allah bizi gerçek manada... Rabbimiz'e kendimizi adamayı, Rabbimizle aramızda engel olan bağları kesmeye bu kurbanı vesile etsin. Amin. O yüzden bu günlerde yapılan dualar hiçbir zaman reddolunmaz. Bunu dua edelim. Rabbim hakkıyla sana kendimizi adamayı, ömrümüzü adamayı nasip et diyelim. Bizdeki kurban anlayışı diğer dinlerdeki gibi değil. Kurban her dinde var. Mesela Yahudilikte var ama Yahudilikteki maksat ne? Onlarda bir insan günah işlerse bir hayvanı alır, işte öldürür, keser, kurban eder, günahını affettirdiğini düşünür. Hristiyanlığa baktığımız zaman Adem babamız ilk insan bir günah işlemiştir. Yeryüzüne gelmiştir. Sonraki hiçbir insan onun günahının bedelini ödeyememiştir. Ve Allah en son oğlunu göndermiştir. Haşa Hristiyanlara göre en son oğlu boğazlanmıştır. İsa aleyhisselam öldürülmüştür ve böylelikle de efendim o borç, o günahın tövbesi Adem'in bu günahını oğlu İsa ödemiştir güya. Ama bizdeki kurban bambaşka. Biz kurbanı Allah'la yakınlık için yaparız. O yüzden hayatımız kul inna salati genelde kurban kesilirken bu ayet söylenir. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, benim kurbanım, ibadetim, hayatım, yaşamım hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani biz kurbana bu açıdan bakmak zorundayız. İşte eti iyi mi çıkar, kurban bayramı, et bayramı Şurasından şu iyi olur, burasından He, bu şurayı olur. Şurayı pastırmalığa ayıralım, burası sırt bölümüdür. Bilmem şurasından kavurmalık iyi olur. Bilmem buradan kıymalık iyi olur. Yani Müslüman böyle şeylerle uğraşmaz. Allah kurbanda bizim takvamızı istiyor. Yani biz habil miyiz, kabil miyiz? Gözden mi çıkıyoruz, en sevdiğimizi mi en sevdiğimiz yoluna kurban ediyoruz. Birisine en sevdiğiniz şeyi vermek ne ifade eder? Yani sen bundan da değerlisin. Mesela birisi ister, dersiniz ki yok ben bu yüzüğümü veremem. Bunu bana çok kıymetli bir kardeşim hediye etmişti. E, o yüzden bunu sana veremem deriz. Yani bu daha değerli deriz. Ama birisine tutar bunu ben sana hediye etmek istiyorum. Bu benim için çok değerli demek şu demektir Allah'ım. Yani karşıdaki kişiye sen bundan daha değerlisin demektir. Allah kurban da bizim kalbimizin samimiyetine bas bakıyor. Ve efendim dediğim gibi İsmail Aleyhisselam'ı yatırıyor İbrahim Aleyhisselam bıçağın altına ama bıçak kesmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bıçağın altında bıçak kesmiyor. Ve Allah bir koç yolluyor. Ona diyor böyle büyükçe bir koç yolladık. Febeşşernahu diyor biz onu müjdeledik. Saffat suresinde uzun uzun anlatır Rabbimiz. Yani etkilenmemek elde değil. Evet. Ama Allah bizden şu tefekkürü bekliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı tefekkür Sibel Hanım. Koç geliyor, koç kurban edilmiş. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben Allah bu koçu yollamasaydı benim oğlum da böyle kesilip gidecekti. Yani koyunu geri getirebilir miyiz? Kesildi bitti. Yani yeniden bir can ancak Allah verir. Evet. Değil mi? Yani bir daha gelmeyeceğimiz şu dünya hayatında bizim kalbimizi meşgul eden koçları bir an evvel kesmemiz lazım. Özellikle şu günlerde hele hele Arefe gününde yani arefe gününde mesela özellikle bizim e, toplumumuz İhlas Suresi okur. Bin İhlas çok da sevaptır. Neden İhlas okunur? Çünkü İhlas sadece Rabbimizden bahseder. Kafirler gelmişler bize Allah'ını anlat demişler. Uzakta mı, yakında mı demişler? Sesi nasıl, görüntüsü nasıl? Bu Allah ne yer, ne içer demişler. Mesela gümüşümü sever, mı sever demişler. Allah da İhlas Suresi'ni indirmiş, kendisini anlatmış. Yani Allah'a adanmamızı istiyor. Beni tanıyın diyor ve kendinizi bana adayın ve yüreğinizde Allah'ın önüne geçen sevgi var mı bunu yoklayın diyor. Onları kurban edin. Ve efendim bu ibadet hicretin ikinci yılında biz Müslümanlara emrediliyor. Hicretin ikinci yılı da biraz böyle şeydir yani ilk kez oruç gelmiştir Ramazan'da. Ramazan bitmiştir, şevval vardır aleyhissalatü vesselam şevval olucu 6 gün onu eklemiştir. Hemen sonrasında Zilkade Hazreti Fatıma anamızın düğün telaşı başlamıştır. Resulullah kız gelin edecektir. Ve derken zil hitcayı gelirken Allah kurbanı bu ümmete emretmiştir, farz kılmıştır. Gücü olan, nisap miktarı malı olan insana Allah kurbanı e, vacip kılmıştır. Bizim mezhebimize göre vaciptir. Evet. Reklam mı var? Reklamam gidiyoruz. Reklam daha reklam mıymış? Evet, reklamam gidiyoruz. Sevgili ekip beni bilgilendirirseniz ona göre devam edeceğiz. Yani belki sorularda da vardır birazdan tablete bakarız İşte ben her sene geldiği için gidelim reklama gidecekmişiz. İşte kenarda birikimi olanlar borcu olanlar gibi eminim sorular gelecektir onları da cevaplanırız hocam merak ediyorum ben de İnşallah. işte borcu olanlar ya da nasıl yapmalıyız diyenler hepsini konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Birazcık bir aradan sonra devam ediyoruz. Ee, gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor. İşte dediğimiz gibi kurbana çok çok az zaman kaldı. Program da öyle. Bir başlıyoruz bir bakıyoruz son arası gelmiş bile. Ee, Tabi birazdan mesajlarınıza bakacağım. Hocam şöyle oluyor genellikle yani belki size de çok soruluyordur. Kenarda parası var. Hı hı. Mesela bunu özellikle e, sormam da istendi. Kadının kenarda parası var. Ama eşi kesiyor. Bana da kesmek düşer mi diye herhalde size de böyle sorular geliyordur. Yani kurban ibadeti işte evin reisi yapar mıdır yoksa herkesin bireysel bir ibadeti mi? Yani imkanı olan herkes bireysel yapacak bu ibadeti. Ha, i̇mkanı yok anne vermiş birazını, oğlan vermiş birazını, kız vermiş birazını. Onlar topluca bir kurban kesebilirler ama imkanı olan herkes yani bunu yapmalı. Burada ben bu soruyu biraz daha şey yapayım böyle alt başlıklara indireyim isterseniz. Mesela çoğu da diyor ki işte diyor ben kurban yerine sadaka versem olur mu diyor. Bu da çok soruluyor. Hmm, evet. Hani işte kurban işte diyor bizim koca kesiyor nasıl olsa diyor. Ben diyor bu param var ama ben bu paramı diyor 3-5 garibana dağıtsam da diyor onlar evlerine yiyecek içecek alsalar olmaz mı diyor. Asla yani bu bir ibadettir. Yani biz şunu diyebiliyor muyuz ben namazı sevmiyorum ama efendime söyleyeyim oruç tutmayı çok seviyorum. Ben beş vakit kılmayayım ama bir sene oruç tutuyor. Böyle bir şey mümkün olmadığı gibi kurbanda da ben yerine para vereyim. İnsanlar buna ihtiyaçlarını görsün. Talebeler okusun. E talebeleri diğer zaman okut. Yani dinin emri olunca mı talebe okutmanın aklına geldi? İşte bu sefer size diyor ki mesela hoca olarak siz diyorsunuz ki kurbanın yerine yaptığınız hayır tutmaz. Mecburen bu kurban ibadetini yapacaksınız deyince vay efendim işte İslam güzellik dini değil mi? İki gariban okusa ne olur da filan da. O ayrı bir şey sen onu diğer aylar da yap. Sen kurbanı kes onunla beraber birazcık daha katkı ver. O çocuk onunla okusun ama kurban ibadetinin yerini efendime söyleyeyim asla ve asla tutmaz. Hiç değilse ailecek birleşsinler muhakkak bir kurban kesmeye gayret etsinler. Ya da eti bağışlanabilir hani öyle oluyor hocam kurban tabii, tabii. direkt e, bağışlanabilir. Tabii, tabii o olabilir ama hı hı. hani parayla çocuk okutayım diyor o olmaz. Bunun parası da çocuk okutabilir. Bir diyor. de şu var İşte diyor yurt dışında ucuz ben diyor yurt dışında kestirsem olur mu? Evet. Hani burada 2000 lira vermektense orada diyor 1100 liraya kesiyorlar diyor ben diyor yurt dışına verin. Evet fıkıh açısından bu olur. Mesela kurbanın kesilmesidir. Kurbanın hangi coğrafyada, hangi şehirde, hangi ülkede kesilmesi fıkıh açısından bir sıkıntı yok. İnsan istediği yerde kesebilir, vekalet yoluyla da kestirebilir. Ama buradaki hassasiyet şu. Buradaki hassasiyet şu. Yani sen burada Allah'a hediye yolluyorsun. Kurban senin kanına, canına, dişine. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ademoğlu diyor kurban günü Allah'a bir kurban kesmekten daha güzel bir iş yapamaz. Kıyamet olunca bu kurbanlar etleriyle, tırnaklarıyla derileriyle, tüyleriyle beraber kurban kıyamet günü dirilecek ve sahibinin yanına gelecekler diyor. Evet. Yani burada evet yurt dışında kesilebilir. Veya bazısı da şunu diyor bakın. Ama ya bizim çoluk çocuk anlamaz zaten. Etiydi, yağıydı, kanıydı uğraşmadansa biz parayla verelim, kestirelim. Biz de 5 kilo eti kasaptan aldığımızda iyi verelim. Hah. Bunu da çok duyuyoruz hocam. Meselemiz et yemek değil ki eti her gün yiyoruz. Şimdi et yemeyen insan mı var Allah aşkına? Öyle değil mi? Doğru. Maksadımız et yemek değil ki kurbanda. Maksat o heyecanı yaşamak. Yani o çoluğun çocuğun işte çocuklar mesela çok sorular var. Örnek veriyorum. Diyor ki çocuklar yani tableti de bilmiyorum bu arada. Ben kendi kafamdaki soruları söylüyorum. Diyor ki işte diyor çocuklar görmesin dehşet, kan, kıyamet, alamet. Aman çocuklar bu saniye şahit olmasın. Böyle diye 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 Geçen yıl da aynısını söylemiştim. Evet. Elmayı ısırarak yemeyen bir Z kuşağı ortaya çıktı birilerinin tabiriyle bize dep de kanı alnımıza sürülürdü. İşte eskiden öyleydi olması. ama şimdi çocukların psikolojisi bozuluyor yani. O kadar evet. dizileri izleyince bozulmuyor, papçı oynayınca bozulmuyor. Çocuklar yarış atı gibi o dershaneden çık okulun kursuna, ondan çık özel derse yollanıp işte ekmek aslanın midesinde yürü bakalım hadi iyi bir yere geleceksin derken çocukların psikolojisi bozulmuyor. İş ibadete gelince çocukların psikolojisi bozuluyor, dinde zorlama olmuyor. Hayır, çocuklar da o heyecanı yaşayacaklar. Çocuklar o heyecanı yaşayacaklar. Bakın Allah Rasulü Sibel Hanım 63 tane kurban kesmiş. Bak 63 tane kurbanı kendisi kesiyor. İlk kurbanında mesela iki tane koç alıyor. İlk kurban yeni emredilmiş, en güzel böyle bir kurban seçiyor, etrafı batırmadan. Tabi burada e, dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Tabi artık herkes toplu binalarda oturuyor. İnsanların evet. köyü kenti çok kalmadı. Haliyle insanlar böyle pazarlarda vesairelerde kesiyorlar. Lütfen bu iş için ayrılmış yerlerde kesinler. Tabi Hani her tarafı evet. binaları vesairelerde batırmasınlar. Oraları da insanlar temizliyor. Yani bir yerden kaş yapalım derken de buradan göz çıkarmayalım. Buna da dikkat edelim. Yani şunu söyleyelim, e, efendime şunu söyleyelim. Yani kurbanın başlı başına bir ibadet olduğunu ve efendime söyleyeyim. E, yani çocukların da bu sahnelere şahit olması gerektiğini. Mesela biz bu yıl arkadaşlarımızla beraber böyle kendi imkanlarımızla yani kimseden bir şey toplayarak değil kurban hediye edeceğiz. imkanımız yettiği kadar. Şöyle düşündük ailesi olan çoluğu çocuğu olan insanlara dedi ki biz size bunu kurban sabahı veya arefe gecesinden getirelim. Yani siz bunu kendiniz kesin çoluk çocuk hani sizin evinize et gelmesin. Siz kurban kesin. Yani çocuklar büyüyünce zihinlerinde işte bir Muhammed Hoca vardı. Bizim evimize bir helke et getirmişti olmasın. Biz çocukken evet. kurban kesmiştik. Ben de babam yüzerken ayağından şöyle tutmuştum. Bunu hatırlasınlar diye. Yine bu yılda böyle canlı vermiyor. Ama yaşlı amcalarımız biliyor, var. Evet, yaşlı tabii şimdi yani veriyoruz kasaba parayı. Artık et geliyor. Tabii et Hayvanı geliyor. bile görmüyor çocuk. Görmüyor. Ama bu ya bakın başlı başına kurban bir ibadet. Başlı başına kurban bir ibadet. Bizim bu hassasiyeti bilmemiz lazım. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerini anlatırlarken diyorlar ki kurban kesileceği zaman yaşlı olmasına rağmen kurbanın başına gelirdi. Bir sandalye verirlerdi. Sandalyeye oturmazdı. Namazda gibi başına takkesini takar. Namaz kılacak gibi. Böyle kurbanın başında bekler. Kendisi tekbirler getirir. Kul inne salati ve nusuki ila khirlayah. ayetini okur. Efendim siz oturun. Nasıl olsa kasap olmaz. Bu benim ibadetim. Bu benim Allah'a teslimiyetim. Bu benim Allah'a hediyem der kurban kesilip can çekişmesi bitip de kurban canını teslim edene kadar kurbanın başında böyle namazda gibi beklerdi diyor. Bizim kurbanı böyle görmemiz şart ve şunu da unutmayalım bu da psikolojik açıdan da önemli. Yani biz o kurbanı keserken aslında kanımıza canımıza dişimize bir şeyler bedel ödüyoruz. Bakın bir de insan kan akıtmaya çok meyillidir Sibel Hanım. Birisine kızdığı zaman insanlar ne diyor? Bak seni gebertirim diyor. Öyle değil mi? Doğru. Yani hiç kimse seni aş bırakırım demiyor mesela. Ne diyor? Seni gebertirim diyor. Bak seni ayağımın altına alır, su, beyninin suyunu aktırım diyor. Değil mi? Evet, Hepimizde böyle bir aslında <laughs> e, fıtratımızda var yani. Kan akıtmaya, gebertmeye, öldürmeye böyle. Yani diyor elimden bir kaza çıkacak diyor mesela. Alın bunu karşımdan diyor. Kazanı keseceğim, biçeceğim demeye getiriyor. Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Biz kurban kestiğimiz zaman. Kurbanı ibadet olarak gördüğümüz zaman içimizdeki bu negatif enerjileri bu beyninin suyunu akıtmak gibi, gebertmek gibi, parçalamak gibi şeyler bak kurbanı parçalıyoruz. Kızınca da ne diyoruz? Bak parçalarım seni diyoruz. Değil mi? Tıpkı bunun gibi biz bu kurban ibadetini yaptığımız zaman bu gerginliklerimizi hani ayağımızı toprağa basınca vücuttaki negatif enerjiler gidiyor. Ruhumuzdaki negatif enerjiler de kurban kesilince gidiyor. Buna da çok dikkat etmeleri lazım. Kurban evet. bir ibadet. Et bayramı değil. Yani et bayramı olarak göremeyiz. Allah Resulü kesmiş kurbanı. Ayşe anamıza diyor ki dağıt bunu ey Ayşe. Dağıt. Dağıtmış, dağıtmış, dağıtmış. Pek de bir şey kalmamış yani. Birkaç böyle paçası kalmış hayvanın. Hani paça diyoruz ya biz. Sormuş ey Ayşe demiş ne yaptın bir şeyler kaldı mı? Ravi diyor ki Ayşe anamıza demiş ki bir şey mi bıraktın ya Resulallah demiş hani. Ravi diyor ki bunu derken hani şunu demek istedi. Sen de hepsini dağıttırdın bir şey de kalmadı ki bize. Demeye getirdi diyor bir şey mi bıraktın ki ya Resulallah demiş hani. Sadece demiş işte birkaç bir budu kaldı bize. Allah Resulü diyor ki desene hepsi bize kaldı bir tek budunu verdik. Hepsi bize kaldı. Yani kurban vermektir aslında. Ama verirken de bakın yani biz pastırma bilmem en iyi şurasından olur, kavurma en iyi burasından olur diye ayırıyoruz. Sonra bir fakire vereceğimiz zaman da nerede kuyruk yağı var, nerede etin en kötü tarafı var yağlı tarafı var verirken de onu veriyoruz. Kurbanı keserken, kurbanı seçerken, kurban etini bir fakire verirken ne olur? Bizzat Cenab-ı Hakk'a verdiğimizin farkında olalım. Evet. Bizzat Allah Resulü ilk bayramda koçları kendisi seçiyor. Çünkü en sevgiliye en sevgili olan kurban edilmeli. En güzel o yüzden de kurban da bizim fıkıhta ne diyoruz işte boynuzu kırık olmayacak şu yaştan küçük olmayacak filan yaştan büyük olmayacak şu dişi atmış olacak bir kusuru ağır kusuru olmayacak hayvanın neden çünkü en sevgiliye kurban ediyoruz biz o yüzden kurbana efendime söyleyeyim bu açıdan bakmamız şart eğer soru varsa oradan devam edebiliriz evet. yoksa ben buradan da. Şöyle hocam var sorularımız. Selam olsun. Ee, Ama dediğim gibi şu kurban olur mu? Var. Bundan böyle olur mu? Bizim koyun 6 aylıkmış. O bilmem 5 senelikmiş. Bunları Diyanetimize sorsunlar. Oradaki hocalarımız bu konuya ömürlerini vermişler. Çalışıyorlar. Allah hepsine güç kuvvet versin. Seslerini daha gür çıkarsın. Amin inşallah. Müftülüğümüze soracaklar. Malatya'dan selamlar varmış hocam. Onu Aleyküm selam sizlere. Ee, şehitlerimizin ruhu şad olsun demişler. Şöyle bakalım. Buradan şunu da söyleyelim. Şimdi ben burada bunu söyleyince bana özelden mesajlar gelmeye başladı. Hocam biz size para yollayalım. Bizim kurbanı siz kestirin. <laughs> Efendim biz bir vakıf dernek olmadığımız için hepinizin affına sığınıyoruz ve böyle bir yardımı kabul etmiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Ama ben inanıyorum. Sadece fakir benim çevremde yok. Sizler de dolaşın. Fakirleri bulursunuz, aileleri bulursunuz. Allah kendi elinizle bulup yani o çocukların zihinlerinde sizin simalarınız kalsın. En yakından başlamak lazım aslında, değil mi? En önemlisi, hatta hı hı. bunu da açıklayalım. Hı hı. Mesela lütfen. oğlan kardeşi kurban kesemiyor. Ev almışlar, düğün yapmışlar, kurban kesemiyor. Yani böyle durumlarda da kardeşlerimize destek olalım. Hiç değilse bizim kurbanımız bir koyun bile olsa, beraberce keselim. Onu da rencide etmem adına birader ben çok anlamam geldi. Sen bizim şu kurbanı yüzmeye falan yardım et. diyelim beraberce yapalım. Veya dağıtmaya en yakınımızdan başlayalım. En yakınımızdan başlayalım. Kapı komşumuz dururken bilmem ta bilmem neredeki Suriyeli fakire gitmeyelim. Önce kapı komşumuzdan başlayalım. O yüzden yani kesemeyenlere destek olalım. Mesela herkes Afrika'ya yolluyor. Tamam Afrika'ya da gitsin ama bu işi derneklerimiz çok güzel yapıyor. Allah çalışanlara güç kuvvet versin. Sizde de hep reklamları çıkıyor. Ne güzel evet. yurt dışına ulaştırıyorlar. Ama bizler yani İbrahimce kendi başımıza bir şeyler yapalım. Bir akrabamız kesemiyorsa hiç onu incitmeden kırmadan kurbancı onu arasın. Sizin kurbanınız hazır desin. O öylelikle yani zarif bir şekilde hizmet edelim. Peki hocam ölmüş insana kurban kesilir mi? Bu da çok. Evet. İşte ölmüş anne, baba, Hı hı. Ya da Efendimiz'e kurbanlar kesiliyor. Ne evet. kadar doğru? Şimdi şöyle açıklayalım bunu da Sibel Hanım. Bu da çok tartışılan bir hı hı. konu. Şimdi kurban ibadeti sağ olanlara nasıl ki ben ölen birisine namaz kılamazsam öyle değil mi? Evet. Hadi niyet ettim ölmüş dedemin namına bir ikindi namazı kılayım da onun borcundan düşsün diyemeyiz. Kurban da böyle dirilere vacip olan bir ibadettir. O yüzden bu ibadeti insanların kendilerinin yapması güzeldir. Yani ben Zaten bir kurban kesecek imkanım var. Bunu da ölmüş dedeme kesiyorum. Değil. Ben onu kendim keseceğim. Rabbim kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati benim hayatım ölümüm bana ait. Ama kişinin imkanı var. Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a hediye olsun diye kurban kesmek istiyor. Veya kızı vefat etmiş. Kızı için bir kurban kesmek istiyor. Bunu nasıl yap? Dediğim gibi bakın. Önce sağ olan insana ibadet. Yani ben yapacağım. Ben zaten bir kurban kesebiliyorum onu da ölmüş halama kesiyorum. Önce sağ olan yapacak. Ha ama bu demek değil ki ölmüşe kurban ulaşmaz. Ya yani şöyle nasıl Yasin okuyorum sevabını bağışlıyorum. Nasıl haç, bedel haç yaptırıyorum sevabını ölenlerime bağışlıyorum. İmkanım varsa garip kuraba da et yemiş olur. Onlar da kurban görmüş olur. O kurbanların sevaplarını ölmüşlerime bağışlayabilirim. Evet. Resulullah Aleyhisselam'a, hak dostlarına, çok güzel olur ama dediğim gibi yani bu bir farz ibadetmiş gibi değil ama gücü olanlar sevabını Yapabilir. o fakirlerin sevinmesi o hayvanın Allah'a kurban edilmesinden gelen sevabı ölmüşlerine bağışlayabilir insanlar. Az önceki cevapladığımız soru aslında hocam. İki tane kurbanım var ama ikisini de bağışlıyoruz eve ayrıyeten et alıyoruz. Bu beni rahatsız ediyor demiş izleyicimiz. İşte yani ne güzel bak izleyicimiz demek ki kalbi rakik dikkatli tebrik ediyoruz ya tamam kurban ibadeti yerini buluyor biz bağışladık bir yere bize haber ettiler kurbanınız kesildi Allah kabul etsin dediler biz de iki rekat şükür namazı kıldık eyvallah ama buradaki maksat o heyecanı yaşamak o güzelliği beraberce ailelerimizle idrak edebilmek yani kurbana bu gözle bakabilmek mühim olan evet güzel bir soru gelmiş hocam eşim zihinsel özürlü ama maaşı var ona da kurban düşer mi yani maaşı da var, durumu da varsa kessinler. Zihinsel engelli olmak ibadetlerde şey midir? Tabii yani o... Akıl bali olması tabii, ya tabii, da... Tabii tabii yani akıllı olacak, Hı -hı. işte ergenlik çağına gelmiş olacak vesaire. Ya dediğim gibi bakın yani vacip bir ibadet. Bunu sağlam olanlar, iyi olanlar yapacaklar. Maaşı varsa onun adına da bir fakire versinler. Verilebilir Yani mi? bunu ben biliyorum. Şimdi yani yanlış anlayacak insanlarımız ama yani bu bakkal hesabı değil. Belki şifa, rahmet, bereket, hidayet olacak kurban kesimi. O yani. yüzden yani o açıdan baksınlar. Ha ama Allah Teala böyle bir şey emretmez. Onu Hı -hı. da tekrar hani belirtmiş olalım. Ladikten selam olsun demişler. Allah kabul etsin hayırlı bayramlar diliyoruz demişler. Bir de hocam şeyi merak ediyorum. İşte kurban kesildikten sonra sonra belki de yanlış bilinen şeylerden bir tanesi. Kurban kesen kişinin işte o tekbirleri alıyor olması gerekiyor gibi biliniyor. Aslında bütün ailenin o namazı şükür namazını kılıp ya da o e, işte Arife günü ikindi başlayıp. Arife günü sabah namazından sabah namazını, pardon, bayramın dördüncü bak, günü ikindi, ikindi namazına, namazına kadar sonunda. teşrik tekbirleri getiriyoruz. Hı hı. Zaten yani bu günlerde de dinleyicilerimiz hemen başlasınlar. Özellikle de Arife günü oruç tutsunlar. Yani tamam kurban kesen şükür namazını kılsın ama teşrik tekbirleri hepimiz için var. Sabah namazı arefe günü başlayacağız. Efendime söyleyeyim dördüncü gün e, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini hepimiz farz namazın ardından getireceğiz. Bir iki hemen anekdotu söyleyivereyim. Bilmiyorum. Ayşe anamız arefe günü oruç tutmuşlar. Arefe günü yani pazartesi. Çok halsiz kalmış. Böyle vücudu bitkin düşmüş. Kardeşi demiş ki ya Ayşe orucu bozsan olmaz mı demiş bak yani zor tutuyorsun. Diyor ki ben diyor Resulullah'tan işittim hadisi şerif. Resulullah buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek bir senenin günahlarına kefarettir dedi diyor. Benim geçmiş bir senem ve gelecek bir senemin günahlarına arefe günün orucu kefarettir dedi Allah Resulü. Nasıl bozayım orucumu diyor. O yüzden yani arefe günü oruçlu geçirmeye, efendim ihlaslarla, dualarla, özellikle hacılar vakfedeyken, arafattayken dualarla o saatleri güzel değerlendirsinler. Buna da dikkat etsinler. Evet. maalesef bu sene haç ibadetimiz de Ya, evet. Yok. Evet. Yani e, Türkiye olarak yok diyelim. Yine tabii kaç ibadeti orada sınırlı sayıda e, devam edecek. Bir de hocam şey oluyor. E, son dakikalar biliyorum. Kurban etiyle Anadolu'da oruç açma oluyor. İlk gün. Ya, o bir güzelliktir. Şimdi Zilhicce'nin 9 günü oruç Aha. tutuyoruz. 10. gün de. Şimdi bakın Ramazan Bayramında Sabah namazına, bayram namazına gitmezden evvel ağzınıza tatlı bir hurma şeker almak müstehaptır. Yani o gün oruçlu tutmuyoruz ya artık. Bayram günü olduğu için Ramazan bitmiş. Kahvaltıyı falan beklemiyorsunuz. Namaza giderken ağzınıza bir tatlılık almak müstehaptır. Kurban da da bunun tam tersi yapmış. Büyüklerimiz, alimlerimiz, hak dostları. Demişler ki kurbanın etine, ciğerine kadar, o hazır olana kadar... Efendime söyleyeyim bir şey yemeyelim içmeyelim ilk kurbanın eti bize nasip olsun demişler. Bu da güzel bir adettir müstehaptır. Yani bunu da dinleyicilerimiz yapabilirler. Evet yapabilirler. Bir Hı -hı. açıklama ekleyebilir miyim? Buyurun hocam. Hani dedim ya biz bu kurban işini arkadaşlarımızla yaptık. Yani böyle birkaç genç Kur'an'ın tabiriyle hani hoca da amma kibirli gibi anlamasınlar. Biz vakıf dernek olmadığımız için hani böyle birilerinden para almak vesaire e, yasak olduğu için tabi bu devletin de kanunu kuralı var o yüzden hani kimse gücenmesin. Yanlış anlamasın. bunu da buradan özellikle söyleyelim. Evet onu da söyleyelim. Evet, evet e, yani yine onunla alakalı mesajlar geliyor tabii, tabii ki işte nasıl bağışlayabiliriz diye. Çevrede arayacaklar ara ki bulasın demişler. Evet yani e, o zaman bağışlayabiliriz tamamıyla Tabii Kurban ibadeti da... yerine gelmiş olur ama o heyecanı da çoluk çocukla yaşayalım. Evet. Yani e, şunu duydum hocam geçen e, üzüldüm. Tatil mekanlarının hepsi full doluymuş. Yani hiç e, yer yokmuş. İşte bayramları ee, tatil günü anlamayacağız. Evet. Birlik beraberlik çocuklarımıza duyuyoruz. yardım ettirelim. Mesela ben küçüktüm. Allah kabrini nur etsin. Benim dedem bu işlerden çok iyi anlardı. Kurban kesilirken muhakkak bana hayvanın ayağını tuttururdu. Mesela ben şimdi çocukluğumu böyle bilinç altında düşündüğüm zaman bu bana çok büyük bir özgüven veriyor yani. Benim dedem bana o ayağı belki ayağa ben kadar hayvanın küçücük bir çocuğum tutturur. Dedem böyle yüzer, yüzerken de benimle konuşur yani. Derdik işte bak, bunu yüzerken ete kaçırmayacaksın. Deriyi kesmeyeceksin gibi çocuklarımızı da böyle şeylerde bilinçaltlarında bu güzelliklerle yetiştirsinler. Zaten zaman gitgide artık gidiyor bak tatil yerleri dolmuş diyorsunuz. Maalesef. Artık et bayramı oldu. Kasaptan meşgul alırız bu işi çözeriz oldu. Ne olur bunlar bizim yani dini vecibelerimiz. Kurban Allah'ın şiarı, kurban bir ibadet. Ne olur bu hassasiyetlere özen gösterelim, önem verelim. Buradan da tüm dinleyicilerimizin Kon ailesinin ve Kon dinleyicilerinin Kurban Bayramını en içten kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cenabı Allah zulmün durduğu, haksızlıkların bittiği, Amin. her yerde adaletin hakim olduğu, Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat yaşayacağımız, inşallah gözyaşlarının dindiği, şehit haberlerinin tükendiği, teröristlerin bittiği günlere vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Tüm dinleyicilerimizden dua istiyorum. İnşallah hocam. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Veda zaman Antalya Korkuteli Akger Köyü'ne de selam olsun. Ee, hiç kaçırmadan izliyoruz demişler. Ee, Allah razı olsun hepinizden. Tabii Türkiye'nin dünyanın her yerinden gelen güzel mesajlarınız var. Onlar için de teşekkür ederiz. Şimdiden mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimizi kutluyoruz. Kontevi ailesi olarak ve Hayat Var ekibi olarak inşallah Rabbim nice güzel bayramlarda bizleri buluştursun. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.